Efendim hepinize merhabalar. Artekin Oyunları'na, Artek TV'ye hoş geldiniz sevgili YouTube. twitch.tv/artek4 adresindeyiz. Canlı yayındayız efendim. Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Linkler açıklama kısmında ve hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Twitch'ten takip etmeyi unutmayalım. Şimdi kaç kiloyuz? 49.61. Mis. Bu ne? Kaç kilo? 1 kilo. Bu ne? Bu da 1 kilo. Lan sizi bırakmak istemezdim ama. Ne? 50 kalori. Şunu yer misin? Yersin. Hepsi 1 kilo mu? Ah be. Su. Aslında su atılabilir. Onun yerine et alınabilir. Şimdi şöyle yapılabilir. Atmayız hatta. Ziyan olmasın. Efendim. Oh. 1 kilo daha aldık mı? 49.99 kampanyasıyla birlikte sahip kasabasına doğru yol alabiliriz. Derilerimizi aldık. 3 kokuyoruz. Fena kokuyoruz. Çünkü taze tavşan postu var üstümde. Bağırsaklar falan var. Bağırsak ihtiyacı var devde. Hayvan gibi et var. Et ihtiyacımızı da getiriyoruz sahip kasabasına. Deparımız var. Haydi gidelim gündüz. Akşam olmadan sahip kasabasına varırız. Yolcu yolunda gerek. Ya aslında bunları da atabilirmişim ben ha. Harbiden. Ah bu abi. Neyse. Hadi gidelim. Silah hep de. Oku 3 olduğu için her an her yerden zombi misali bir şeyler tırmanabilir. Kurtlar atlayabilir. Bu arada şu an Mart'ın 17'sindeyiz sevgili Long Dark severler. Ayın 30'unda Long Dark DLC'sinin ikinci partı geliyor. 7 saatlik bir hikaye. Ayrıca yeni itemler, yeni değişik şeyler. Onların da inceleme videosunu çıkmadan önce atmış olurum. Ya da çıktığı gün 30 Mart'ta DLC güncellemesinde neler geleceğini YouTube'da sizlerle paylaşıyor olacağım efendim. Bunu da merakla bekliyoruz. 13 günümüz kaldı. Şurada kuş burunları varmış. Kuş burnu. Evet. Ben onları görmedim. Nerede onlar? Gizli bir yere mi saklandı? Oo, ağacın arkasında kuş burnu mu sakladınız be? Yazıklar olsun. Ha, depar gitti. Niye? Kuş burnu aldık diye. Baba yer mi? Peki. Bunu attık. Çubukları çözdük hemen o işi. Şu tactical backpack'i aldık mı? Kül kanyonundan üf. 55 kiloyla depar atarız. Yemin ediyorum. Mükemmel. Ya çok kadar ihtiyacımız olmaz. Bakmayın şimdi de yemek götürüyoruz eve. Yemeğimiz kalmadığı için. Aslında yemek götürmesek tak tak. Hemen koşarak bitirmiştik de. Yine de iyi çözdük. Giderken çizsem mi? Çizerek mi gitsek? Çize mi gitsek ya? Eve çizerek mi gitsek yukarıdan? Çizerek gidebiliriz aslında. Mantıklı. Ama loot yapmadan, kestirmeden gitmem lazım. Nasıl olur o? Buradaki trailer'a mecbur bakacağız aslında. Yok direkt biz eve gidelim ya. Sahil kasabasına gittiğimde şimdi çizsem trailer'a bakacağım. Trailer'ın etrafında kuş burnu, mantar falan varsa onları alınca zaten ağırlık ellerinin üstüne çıkacak. O yüzden kurtarmıyor bizi. Çizmeden biz devam ediyoruz. Ya da çizerim ama yine düz mutlamadan gideriz. O da olabilir.
Kuzgun Şelale Viyadüğü'nden de büyük ihtimalle son kere geçiyoruz. Daha doğrusu son kez değil de uzun bir süre geçmeyeceğiz buradan. Manzaraya bir bakalım. Korkutucu. Lapa lapa sakin bir kar yağışı var. Bu akşam fırtına olabilir gibi çünkü full kapalı. Ve mekanımıza geldik. Baba buradan çizerek gidelim ama bir daha buraya geri döndürtme beni. Uğraştırma. Hazır hava aydınlıkken çizerek gidelim. Ama şimdi kopuyoruz. Çek baba tüfeği. Kaç tane kurt öldüreceğiz bakalım eve gidene kadar. Kaldı ki ayı da var. Oo ayı varken eve nasıl gideceğiz harbiden? Kokuyla. Sıkıntı. Neyse çözeceğiz. Yapacağız hepsini. Hepsi sırayla. Ah bu abi. Nereye kadar çizdi şimdi bu? Bunun sonuna kadar yani oha buraya kadar çizilmiş. İyi tamam bir tane de buradan çizim atarım. Ondan sonra çizim atmadan eve gideriz. Bir dahaki gelişimde zaten bu konteyneri lootlayacağım için. Mecbur çizim atacağım. Şuradan bir çizim daha atalım. Tamam. Bundan sonra konteyneri falan çizeceğim için. Sonraki gelişimde halledeceğiz onu. Hadi gidelim. Ay kasabasından şu yoldan yeni bir map'e gitsek aslında çok güzel olmaz mıydı ya? Böyle sahil yolu. Buradan aynen gidilebilir ha. Bak bak bu üstler hep boş. Bu sahil yolunun tren yolu buraya devam edip buralara yeni bir map'ler açılabilir. Ama DLC'de bu map'in dışına getirdiler. O yüzden de biraz şüphelerim var. Sanki bu ana haritaya daha fazla map eklenmeyecekmiş gibi hissediyorum. Bundan kurt gelmesi lazım muhakkak. Göremiyorum ama. Allah Allah. Buralarda olurdu normalde. Hey durun şu an. İyi kardeş, ne haber? I just need to close my eyes. Yorgunluk yaklaşıyor.
Kurtulması sesi falan gelmedi. Hayırdır inşallah. Buradan otoyola inelim. Asfalt avantajını da az da olsa kullanırız. Şimdi gel hele gel. Deniz tarafında gözüm kurtlarda. İlk uluma geldi. Ama deniz tarafından değil, otoyol tarafından geliyor uluma. Enteresan. My energy is just disappearing. Gittik. Tam tahmin ettiğim üzere şu teneke evler var ya, iki tane, daha doğrusu birine girilmiyor da, o evlerin oradaki odunların orada sürü var. Yolda hepsiyle karşılaşırız. Ama bakalım kaç tanesini öldüreceğiz. Sakin yürüyüş de güzel oluyormuş ha. Kuş sesleri falan. Ama bir şey söyleyeceğim, hala kurtlardan haber yok. Bununla çok büyük bir falsoya geleceğiz biz ama hadi bakalım, hadi hayırlısı. Ben burada sıfır kokuyla geçerken beni yalnız bırakmıyorlardı. Üç kokuyla gidiyorum. Kurt yok. Hayırdır inşallah. Aha, aha gel, gözüktüler, gözüktüler. Geliyor. Bir. Bir. Açı çok kötü. Let's go. Lan! Ha, şey yorgunluğu vardı, unuttum. Nişangah yorgunluğu. Unuttum. Seninle arkada dağıldılar. Şey
şimdi etrafımı saracaklar. Kötü oldu bu ya dağılmaları. Nebze. Ölüyor. Level olduk. Tüfek silahında acemi. Sıradaki gelsin. Geliyor yukarıda. B tuşum mu çalışmıyor? Olmadan yürüyerek uzaklaşabilir miyim diye düşünüyorum da. Uzaklaşabilirim. Güzel mesafe yakaladık. Mermisini çok sık harcamak istemiyorum çünkü tüfek mermisini. Henüz hala yapma aşamasında değiliz. O yüzden şimdi üstümde 3 koku varken her türlü çekeceğiz kurtları. Yani ihtiyacımızdan fazla bir kullanım olacak. Şov için olacak tamamıyla skill kullanmak için. Ama şu an şov yapacak bollukta değil mermi sayımız. O yüzden mecbur kalmadıkça gitmeyelim. Altı patları fullemek için 99 mermi ne harcadık çünkü. Biliyorsunuz. Daha o kadar mermi yok. 40 mermi var toplamda. Bundan önce sıktıklarımla birlikte. Level 2'deyiz. 34 mermi. Zor. Neyse en azından bu salak benim peşimdeyken diğer kurtlar saldırmayacak. O yönden avantajlıyız. Çünkü boss kurtların aksine bunlar iki kişi aynı anda saldırmıyor. Oyunda şöyle bir mekanik var. Bu benim peşimde olduğu sürece önden bana başka bir kurt yaklaşırsa otomatik olarak öndeki kurt korkup kaçıyor gidiyor. Sadece bir kişi bana saldırabilir bunların arasında. O yüzden de avantajlı aslında. Belki onun çakallık olarak kullanabilirsiniz. Bakın bunu taktik olarak da olabilir. Bir tanesini takarsınız böyle peşinize. Vurmadan. Yavaş yavaş. Diğer kurtlardan kurtulmuş olursunuz. Bu da bir taktiktir. Yani bug aslında biraz ama. Yani işte oyunu kırıyorsunuz. Keyifli olur mu? Bence olmaz. Açıkçası ben kullanmam. Oyunun açığını kullanmış oluyoruz çünkü yine bize. Evet, şimdi geldik ki şehir merkezine. Ayıya dikkat. 3x kokum var. Ayı da beni takip edecek çünkü şimdi. Gözükmüyor piyasada. Müzik değişti. Çok yavaşladı kara girince karakter. Eyvah. Kurt saldırabilir arkadaki kurt. İlerleyelim bakalım. (Gülüyor)
Neyse eve geldik ya. Yiyecekleri attık mı rahatız. Hatta neyse dur. Arabaya sonra lootlarız. Arabaya lootlayayım mı diyecektim de. Gerek yok. Bu akşam olmadı henüz. Bu kasabayı bir lootlarız. Gerçi çizim de yapacağız ama. Rengeyi de gitmiş yalnız. Ayı da gitmiş. Ayı orada. Yukarı doğru tırmanıyor. Yolculuğundan devam ediyor. Ama rengeyi kaybolmuş. İkisi aynı anda spawn olmuştu ya. İlk kez böyle bir şey görmüştüm. Ayının yolculuk. O yoldan gelmiş. Oraya doğru gitmiş. Oraya doğru gidiyor. Kasabanın şerifi gibi vallahi. Devriye atıyor resmen. Yalnız 3 koku varken o mesafeden beni takip etmemesi ilginç. Demek ki kurtların kokusu çok daha keskin. Ayının hiç keskin değil yani. Arkasındaydı ama. Hala yok piyasa daha iyi. Toparlayarak mı gidiyor lan? Haydi kardeşim güle güle. Bay bay. Bay bay sana. Biz istediğimizi aldık. Şimdi. Önce tavşanı gör. Dört, iki. Bunları eşitlemeye çalışıyorum ben ağırlık olarak. Bu 71 ile 98 azalacak. Eşit bir şekilde dağıtmış olacağız. İse parçalarız. Bu sıkıntı yok. Ok parçalanacak oklar var. Var okunacak kitaplar değil mi? Ömür. Tamam. Heh, kurutmak için. Şimdi kurutma tezgahımız burası. Mekanımız. Bunlardan bir kurtulalım öncelikle. Ya maşallah. Ulan bağırsakların altına gömüldü postlar. Neyse bağırsaklarla birlikte kuruyor zaten tavşan postu. Çok oynaşmaya gerek yok. Bununla. Burası kaç kilo? 34. Burası ilk burası dolacak gibi gözüküyor zaten. O belli yani. Aa şey yapacaktık lan. Krampon yapmadık o yüzden bu. 4 tane ondan da galiba. Dur bakayım ne istiyordu krampon? Krampon yapmadık ya. 4 hurda metal aynen. 4 hurda metal alabilir miyim şekerim? Thanks you. Dur direkt gidip yapalım gün batmadan. Şeyde.
Quincy Quonset neydi lan? Benzin istasyonu. Benzin istasyonunda çözeceğiz o işi. Çizim vakti geldi mi? Hadi bakalım, bismillah. Bir çizimimizi yapalım kasabamızdan. Oh! Mis. Ailevi, ilk bir şey. Bir arkasına hiç bakmadım ama. Birer yoktur herhalde burada değil mi? Çubuk alalım abi. Evimizin etrafında çubuk toplanır. Şu taş da var. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Hem loot'umuzu yapalım. Hem garaja gidip kramponu halledelim. Krampon işini. Ha, ölmek istiyorsun değil mi? Gel öldürelim seni. Etlerini alacağım ha, bırakmak yok. O etleri alınacak. Evimizdeyiz. Hangi atışı? Oo, tüfek için. Çok iyi denk geldi lan. Harika, güzel. Tam eğitim şey ya. Nerede bu? Yakında bir yer. Oha. Oha, bir kurta. İlk kez bu kadar yakından bakıyoruz. Ya çıkıp vurmak istiyorum da vuracak mesafe yok. Bir eve girelim o zaman. I could use a drink. Bir yakacağı bir aç bakayım. Burada çok malzeme bırakıyoruz çünkü yanlışlıkla. Da olsa. Heh, şu bir. Her kardeş. Excellent. Teşekkürler. Oh, mis abi. Maşallah diyelim, güzel başladık. Nazar değmesin. Neyse. Bakmak mı? That'll come in. Oo, çok iyi. Öf. Ne diyorsun ya? İyi. O ne? Aa, tüfek. Barbun tüfeği. Yeni tüfeği bulduk. Thank goodness. Barbun tüfeği. Aa, üstüne killerini saymış adam. Kopata bak. Özel kabzalı mat yeşil bir 303 açık yollarda kamyoncuların yoldaşı ve sağlam dostu. Diğerlerinden çok daha güvenilir. 4,5 kilo. Dur bakayım. Aa. Bak sen. Ateş yakalım da bir ateş karşısına bakalım ha. Bak 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 bak. İlleri yazmışız. Paslı biraz ama. Mesela farkı neymiş? Biz bunu not almıştık. Silah farkını. Nereye not almıştık? Genel notlar. Heh. Barbun tüfeği. Kilosu 4,5. Yarım kilo daha ağır.
Atış hızı aynı, mermi doldurma süresi aynı, menzili de aynı, son kullanma süresi %16 daha iyi. Yani daha az eskiyordu bu tüfek. Güzel. Bunu evimize koyacağız. Tüfeklerle birlikte şekil duruyor ama. Pil sayısını falan çizmiş. Paslanmış ama biraz. Tamam. Yutumuza devam edelim. Stuff will come in here. Terminal, kırmızı terminal lazım bize. Karton kutunun içinde bir şey var mıydı? Bu benzincide yeşil kutu var. Burada yeşil kutu var burada. Desene burada işimiz uzun bizim. Yeşil kutu fetişistleri olarak. Might have to drop some gear. Önce. Buradaki yeşil kutular da kırılır ama. Geride bırakılmış bir not. Senden önce buraya gelmiş birinin çiziktirilmiş derin düşünceleri. Umor joined us today. Bugün bize iki kişi daha katıldı. Görünüşe göre atları daha fazla gidememiş. Birinin adı Sean. İrlandalı. Acting career. Ve oyunculuk için buraya gelmiş. Vesaire vesaire. Bir not bırakılmış. Anladım. Yani eskiden, daha doğrusu ne kadar bir süre önce bilmiyorum ama belki de kısa bir süre önce burada bir topluluk varmış. Yoldan geçen insanlar birbirlerini görüp burada birazdan buluşmuşlar. Ondan sonra herkes basıp gitmiş. Görünüşe göre. Altları kurcaladık. Gözükmüyor hiçbir şey. Aha o ne? Bir şey var orada. Geri dönüşüm. Dönüş. Altlar çok önemli. Çok önemli. Wonder if the owner's around. Neyse, boş ver ya, sahibi burada mı değil mi? İşine bak. Bilicim. Bir. Güzel. İki. Kırılacak yeşil kova. Akü. Otomobil aküsü. Çok ağırdı değil mi? Bu kaç kilo? 15 kilo lan otomobil aküsü taşınır mı lan? Neyse eve götürürüz bunu ya, bu dursun da. Mermi yapımı için kullanılıyor bildiğiniz üzere. I need to find çok ağır ya. Drink. Lan öldürür insanı bu varlık. Sakın. Tane soda var. Buraya. Lan hiç lootlamadınız mı lan burayı? O kadar kişi toplanmışsınız. Hiç lootlamamışsınız ya. Yani. Keşke bizim banyoda da bundan olsa. Kaç kilo bunun kapasitesi? 5. Çok az ya. Bunun böyle büyük olanı olsa çok iyi oluruz. This gear starting to slow me down. Bir tane feneri çıktı.
garajdan. Yok. Dolap. Şey var mı? Sanki boş. Araya bakıyorum ama. Tut. Rit. Emri iki tane yan yana. Çok iyi. Granola var. Mahvolmuş. Domates çorbası. Ketçaplı cips. Haka açıyorum o. Bu mahvolmasaydı bari be. O enerji içeceği. Ana go. Masadan para çıkar mı peki? Bir anda böyle. Dengin oluyormuşuz. Dolarları görelim mi Kanada dolarlarını? İnşallah. Şimdi çıkmıyor, bir tek Milton'daki bankadan çıkıyor ama olsun. Oo, altı patlar saklamışız. Kasa kaç kilo? 5 kilo. Normal. Altı patlar. Tamam, işimiz bitti. Yeşil kasalar kesilecek. 56 kilo mu bu? Çüş. İyi halledelim abi. Ve ışık vuruyor aslında. Şurada yapalım. Kramponu. Alet. Oo, temel aletlerle 3'e düşüyor. Lan bilseydim kırmızıyı getirirdim be. Tüh. Neyse. Yap 3 saati. İstedim kırmızı aletler kutusunu getirirdim. Dedim yapamadı. Bak şimdi ışık gerekir. Tamam, uyuyalım. Burada uyuyalım zaten. Gitmeye gerek yok. E kardeş. Ne boşurum hiç. Bir de göm. 12 saatte kırlıkır. Uyu. Uyumuş ol. Kırlıkır. Uyku tulumu bir dakika. Bununla uyu. Ayının şeyini harcamayalım. Kondisyonunu. Zaten iç mekandayız. Boşuna ayıyı kullanmayalım. Thanks you. Şimdi. Bu işi bitir hocam. 96 ya düşmüş. Okay. Alet çantaları tamir ediliyor mu? Nice. Kramponu da yaptık. Şimdi deparımız 0. Şu şeyden dolayı. Bakalım giysiye etkisi ne olacak? Evet. %3 sır. Eksi %5 depar ve de 0.75 kilo. Ayakların için geçici bir çare hiç yoktan iyidir. Emin adımlarla buff'ını aldık. Kramponların çelik uçları buzlu arazide daha iyi bir çekiş gücü sağlar. Halatla tırmanmayı daha kolay hale getirir. Burkulmanın sıklığı azalır ve ince buzu daha kolay atlatırsın. Daha güzel. Çekiş gücü arttığı için daha hızlı yürüyoruz arazide. Güzel. Halat tırmanmaları da daha hızlı kondisyon alacak. Çünkü kanyona falan gideceğiz. Tatlı vadi falan, orada çok halat kullanacağız. İşimize yarayacak onlar. Şimdi 55 kilo bu aküyü sonra alırım. O kalsın. Acı. Ver. Bunlar. Şimdi. Bunları bir artık toplayalım. Bunların işi bir bitsin. Eve bırakmam lazım bunları. Bunu da topla. Aa, onarılıyormuş burada metalliğe. Güzelmiş lan bunlar. İyi iyi. Sonra... Burada bir şey kalmadı. Burada bir şey yok. Yiyecek yok. Giysi. Evet, şunları bir topla.
Gerçi bizim iki termalimiz de kırmızı olmuş. İyi. Bakalım, bir tek Kovican kaza lazım bize. Koslayve'deki sahil kasabasındaki evlerinden birinden çıkacağını düşünüyorum Kovican kazanın. Umuyorum en azından. Okey, giysiler de tamam. Burası zaten tamam. Okey. Bunları eve bırakacağız, yakacaklar kibritleri. Kaç gidiyoruz? 53. Tamam, gidelim, sonra gelir şeyi alırız. Akü. Vizörleri açtık mı? Açmışız, tamam. Üstünden çizelim de başımıza bir bela gelmesin. Tamam. Sahil boyunu. Ama sahildeki evleri çizmedi. Şurada mı kalıyor sahildeki evler? Burada yok mu? Neyse, uca gidince bizim o taraftan bakarız. Şimdi traktör. Aa, traktör varmış. Hiçbir şey yok mu lan? Tüh. Depar da atamıyoruz. Şunları bırakayım ya. Daha rahat lootlarız. Önümüzdeki çubukları da alalım. Yakacak hizmeti. Oo, tam da dal düşmüş evin önüne. Miko, ihtiyacımız olursa keseriz. Bu taşları buradan al. Tuvalete gidip geliyorum. YouTube'cum, özür diliyorum.
3 saat 3 dakikadır yayında olunca. Arada normal. Şimdi bunları dizelim. Nice. Üst sıra doldu komple. Burada işimiz kalmadı. Şu kitaplar fazla. Dikiş. At bunu. Bu yakacak. Bunu kullanırız. Bunu da at. Bu ikisi şu an bende dursun. Düğütler. Çakmağı da at. Çık 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 çık. Bunları atacağız. Burada atılacak şeyler var. Şeyler. Okey. Peki. Nereden? Ha. Something's gotta go. Harun tüfeği. Ha. Ne masanın altına koyuyorsun lan? Salak mısın? Aa, şu ucağa koyacağım, koydurtmuyor. Koymuyordun ya. Ha? Böyle koyduracağım. Okey, ters de koyarız, sıkıntı yok. Bir tane fişek yakalım ya. Evde şimdi gaz harcamak istemiyorum. Bak şunu. İyi, güzel duruyor. Biraz daha kaydırabilir miyim? Nice. Biraz daha yukarı. Yorulur. Tamam. İyidir. Kafi. Artı patlar. Too much stuff to carry. Kötü durdu. Şey yapacağım. Tamam. Kaplar alıp şöyle. Yay. Haydi yay. Aynı ölçüde buraya düş. Ha düştü vallahi. Çok iyi. Yayları böyle stackleyeceğim üst üste. Fenerleri nereye koysam? Fenerler buradaymış zaten. Daha feneri yere atıyor muyuz? Daha bir şeyler su var mı? Aa su yiyor lan. Çok iyi. Nice. Nice. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Batu Prime'la abone olmuşsun kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sonracığıma. %100. %100. Bunu ver.
Nice. %96 kardeşimize üstü alıyoruz kullandığımızda. Kullanırsak soldaki. Burada da soldaki kırmızıydı değil mi? Kullanılan. Aynen. %91. Efendime söyleyeyim. Başka neyimiz kaldı? Hala bir ağırlık var çünkü. Testere var. Fazladan fener var. O feneri parçalayacağız. Onu gördüm. Testere var. Testere. Vay testere. Vay testere. Buraya sığmaz. Yere başlarız düzmek. Biliyorum bunları kırıp aslında altına yanlarına da yer açmak lazım. Buraya aç şunu. Yanlarına yer açalım. Şunu da kır kanka. Thank you. Önce şu aradan başlarız ya dizmeye. Aynen öyle. Sonra şu fener. Hopla. Ne kalmış? Şuna bir yakıt ekleyelim arkadaşlar. Konserveler. Düt düt düt. Dikiş kitleri içeriye bırakılacak. Giysi burasıydı değil mi? Aynen giysi burası yaptık. Çuk 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 çuk. Bu kalsın. Bu parçalanacak. Topla. Haydi topla. Tamam. Bundan da bir kurtulalım. Şimdi ne kaldı baba? Giysilerde bir şey yok. İlaçlar da var. Bırakılacaklar. Bu da var mı? Yok. Yakacak var. Odun var. Bu var. Bunlar var. Güzel. Onları da verdik mi? Görürüz. Yakacağı biliyoruz. Nereye bırakacağımızı. Atmalım buraya. Bunlar. Burası ilk dolacak. Bir kilosu kaldı buranın. Buranın bir kilosu kaldı. Oraya yer açmak lazım. Ya da oranın alternatifi olarak içeriden bir tane şey seçmek lazım. Burası kaç? 15 kilo. Burayı seçebiliriz aslında. Mutfak araç gereçleri ya. O tamir hurda demiri falan buraya koyarız. Mantıklı. Yemek. Ya yemek yok. Dışarıda yemek. Dur. Yemeği yiyelim o zaman. Dışarıdaki aydınlık evin içine yansımıyor ya. O biraz kötü. Tavanı delip aslında. Cam tavan yapsak. Base customizasyonunda aslında tavanı falan cam yapsak böyle de aydınlık olsa içerisi keşke. Güzel olur dışarısı. Mesela şeydeki evleri o yüzden çok seviyorum. Bozkurt Dağı'ndaki o kulübe tarzı. Indoor olan ama tam indoor olmayan. Dışarıdaki ışığı sonuna kadar kullanabilen evler. Balıkçı kulübeleri tarzı falan. Hoş oluyor onlar. İyi oluyor. Şimdi. Bu dışarıdaki kutuları da avlayabiliriz. Aynen. İyi dedin kral. İyi dedin kral.
Dur, dönüşte alacağım seni. Şu arabayı da alalım. Şey çıkmadı be. Not. Zula notu. Ölüm zulası. Ölüm notu. Vesaire. There's gotta be something useful in here. Sekiz yalnız bu tüfeği onarmamız lazım bizim. Yirmi sekiz. Her vuruşta kaç gidiyor? Bakalım mı? Kıştı. Kıştı abi. Bozulmaya başlıyor. Parçalanmasın. Bu silah parçalanırsa yamulurdu ha. 28 de. 26. 2-2 gidiyor. Tamam, bunu tamir ederiz evde. Bu akşam tamir edelim bunu. Şimdi bunlar bagaj boş. Bu arabanın içi vizör. Ulan şuradan vizöre ulaşıyoruz da şeye ulaşamıyoruz. Neyse. Öyle olsa arka kapıdan girer tek atardık. Bu arabalara güzel olurdu. Nasıl bir ses lan o? Yürüme sesi. Enteresan bir yürüme sesi çıkardı. Krampon var ya ayağımızda. Daha zaten daha keskin çık 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 sesler geliyor. Ayağımızdan. Could end up being useful. Yürüt. Abi. Kara gömülmüş. Araba. Arabanın içine nasıl girmiş lan o kar? Bu da enteresan ya. Tamam, burayla iş bitti. Bunu da açtık. Buradaki evi bir paketleyelim. Buradaki evi paketlemiş miydik biz ayı saldırısında? Hatırlamıyorum. Ama sanki sıfırlamıştık. Öyle hatırlıyorum.